Sabah saat 6:53. Ahmet Baran bana CD'sini imzalıyor. Rüyasında görmüş. Kardeşime Ahmet'in rüyası var. Dinledikçe beni hatırlarsın bak burada. Çok, evet. Çok güzel bir albüm. Ben düşüncelerimi buraya yazdım. Sen okursun artık. Oo, değerli kardeşim Volkan Enç'le En Kalbi isimli. Çok teşekkür ediyorum. Dinledikçe hatırlanmak ümidiyle. Tabii ki de. Seni unutmayız, merak etme abi. Uyandık. Daha doğrusu sabah 6:45 gibi uyanmıştık. 5:45 gibi. Ufak bir klip çalışması yaptık. Şimdi ise kahvaltı için yeniden uyandık. Şimdi kahvaltı saatini bekliyoruz. Evet arkadaşlar, kaldığımız yeri size gösteriyorum. Evet, gördüğünüz gibi bir şekilde dağ yamacının hemen dibinde muhteşem bir yer. Cennet Bahçesi diye. Şimdi kahvaltılarımızı yapacağız. Ve prova alanına doğru yola geçeceğiz. Çok güzel görüntüler var burada. İnsan gerçekten huzur doluyor. Arada bir kaçıp buraya gelmek lazım Cennet. Cennet Bağı'na. Saray tarafı, kala divarların yanında orada açık tiyatro var. Ve biz şimdi gidiyoruz orada meşk edilmeye. Hadi bakalım. Gördüğünüz gibi konserin gerçekleşeceği alana geldik. Daha önce de burada Şeki Kültür Başkenti açılışını yapmıştık. Bu sene boyunca burada birçok konser olacağını o zaman da söylemiştim. Şimdi bunlardan belki de en önemlisi 7. Şeki İpek Yolu Uluslararası Müzik Festivali olacak. Bugün buradayız, provalarımızı yapacağız. Daha sonra akşam da çok güzel bir konser izleyeceğiz. Arkadaşlar, orkestra arkamda toplandı. Gördüğünüz gibi İpek Yolu Festivali'nin provaları başlayacak. Orkestramız çok başarılı. Önceki vlogda hatırlıyorsunuzdur. Ama burada da atmosfer çok başarılı. Gördüğünüz gibi açık hava içerisinde. Mehman kaçma, el salla. Prova başlıyor. Şimdi biraz provayı izleyelim. Ha, çok iyi çalıyor ya. Gerçekten. Baba bir numara, bir top, bir top, bir bir numara. Nasıl gidiyor prova? Prova mükemmel gidiyor. Ha. Yorucu ama yorulmadan da güzel işler çıkmaz. Tabii. Mutluyuz. Evet, şimdi biz Elçin Bey'le çalışmaya gideceğiz. Prova burada bitti. Şey, otele gideceğiz. Ney bu arabanın adı? Volga. 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 Rus arabası. Evet. Sovyet zamanından kalma. Sovyet arabası, evet. Evet, ilk defa Sovyet zamanından kalma bir arabaya bindim. Kamera Volga. Kendine gel, kendine gel. Ha. Volga. Gaz 31. Kaz 31. Ha, ben bunu duydum. Duydum Kaz 31. Volga'yı görüyoruz. Volga Kaz 31. Çok güzel araba. Yüz binlerce kilometre devirmiştir bu. Evet, şimdi Şeki Palace Otel'e geldik. Has TV de gelmiş. Hoş gelmiş. Şeki Palace'da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ben size bir şey göstermek için şöyle gelişiyorum. Bakın arkadaşlar, burası Şeki'nin en güzel yerlerinden birisi. Şeki Kervan Sarayı.
Çok tarihi bir yapı, çok eski bir yapı. Yeşilliklerin içerisinde muhteşem bir yapı. Burası da Şeki Palace Otel'in çalışma yeri, restorantı. Gördüğünüz gibi Elçin Bey de burada çalışmalarını yürütüyor. Ben de biraz şarj takviyesi yapıyorum araç gereçlere şu an. Ah, biraz serin burası, rahatladık. Çok sıcak, kaç saattir. Evet, Kervansaray Oteli'nden çıktık. Şimdi yemeğe gidiyoruz. Daha doğrusu ekibin yanına dönüyoruz. Onlar yemeğe geçmişler. Evet, gördüğünüz gibi Şeki'nin turistik dükkanları, özellikle helvacıları bu tarafta. Geçen geldiğimde buradan helva almıştık, helvacı Yahya'dan. Şurada bir dükkan alması vardı. Taksiye bindik şimdi. Bu da Rus arabası. Çok geldi. Fiyat ama. Ciguli. Ciguli mi? Ciguli. Ya ha. Rus versiyonu. Ciguli araba. Yemeğimizi yedik. Çok sıcak. Bir rehavet çöktü bana açıkçası. Şimdi sanatçı arkadaşlarımız da buraya geliyor otobüste. Ve onlar da yemeklenecekler. Sonra dinlenecekler. Onlar dinlerken ben çalışacağım. Daha sonra da akşam konsere geçeceğiz. Şu anki programımız böyle. Şeki'nin ne kadar güzel olduğunu siz de gördünüz. Gerçekten son derece yeşil. Oksijene doyulacak bir yer. Tabii bu kadar oksijen de insana birazcık böyle böyle iliklerine kadar açıyor yani. Buyurun buyurun. Necesiniz? Konuşmalar. Evet, akşam güneşin batışı, daha doğrusu akşam oluşu şekilde çok güzel. Çünkü çok güzel güneş alan bir yer. Hem de dağın yamacında olduğu için bayağı bir güzel manzaralar oluyor arkadaşlar. Buraya bir de karşıya şu gördüğünüz mesela boşluğa deniz olsaymış, ben size söyleyeyim, dünyada bir numara olurmuş yani. Şakistanlar. Evet, kültür başkenti alanına geldik. İnsanlar toplamış. Heyecan var mı? Heyecan var mı heyecan? Yeah. Hadi bakalım. Good luck. Başarılar. Thank you. Başarılar kardeşler. Hayır. Müthiş bir konser olacak. Türkiye'den de çok sevdiğimiz müzisyen dostlarımız da burada. Ne mutlu ki onlarla işte karşılaşabildik. Bizler Türk dünyasının birliğine, beraberliğine ve kardeşliğine inanan ve elinde sadece sanat olan insanlarız. Ve bu sanatla Türk dünyasının güzelliklerini bütün dünyaya göstermek istiyoruz. Artık başka hiçbir şeyden ben. Kesinlikle. Tavşancan Usta. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Başlıyor konser. Muy bon kafanız. Koçin Araşa konser ha? Evet. Good luck. Başarılar. Thank you. Başarılar. Sağ olun. Bakın. Evet. Size kalabalığı göstereyim. Evet, şu an sahnede gördüğünüz ufak GoPro'ya telefonu bağlamaya çalışıyordum. Güzel görüntüler alabilmek için. Ve bağladım. Evet. Konuşamıyorum yemek yemekten ya. Çok acıktık. Çok güzel bir konser oldu. Şimdi hep beraber
Başta Ahmet Baran hocamız. En mutlu an buydu gerçekten. Konserden sonra bütün emek, evet, yorgunluğun çıkması. Ve dostlarla hoş sohbet. Bütün o sinir, stres, provalar, yoğun geçen kıyafetler, almalar getirmeleri. Şu an bütün endorfini vücut salgılıyor. Yani. Müzisyen için en keyifli an. Dün hatırlıyorsun 10.400 liralık ceket takmıştım sen. Bugün onu giyemediğim için çok iyi çalamadım ama. Olsun neyse, bir dahakine. Fena sayılmaz. Bugün de fena çalmadım. Başka alırız artık. Götürüyor, götürüyor. Kuşu kuşu diyor. Turna. Turnalar. Ha. Harika. Thank you.